Ben Murat Armağan, Armağan Tasarım'ın kurucusu ve tasarımcısıyım. Firmamızda ürün geliştirme süreçlerini fikir aşamasından ticarileştirme aşamasına kadar yürütüyoruz. Geniş bir ekibimiz var. Bilgisayar destekli tasarımları, tasarım süreçlerini çok iyi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra hayatımıza yeni giren 3 boyutlu yazıcılarla ve prototip teknolojileriyle de ürünlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aslında 3 boyutlu yazıcılarla tanışmamız neredeyse öğrencilik yıllarına dayalı. Bundan 20-25 yıl öncesinden bahsediyorum. O dönemde tabii bu teknolojiler çok pahalıydı. Ulaşılması çok kolay değildi. Yabancı şirketlerden, uluslararası yarışmalardan faydalanarak ancak bu teknolojilere ulaşıp ürünlerimizin prototiplerini çok pahalıya mal edecek şekilde edinebiliyorduk. Ama elimize aldığımız zaman ürünlerin gelecekte ürün geliştirme süreçlerini ve tasarımın 3 boyutlu yazıcılarla nasıl değişeceğini, nasıl gelişeceğini o zamandan anlamıştık. Prototip üretimi çok önemli bir enstrüman bizim için. Bütün tasarımcılar için, tabii ki mimari dünyadan sanat camiasına kadar herkesin elinde fiziksel ürün elde etmek, sanatsal üretiyi de ortaya koymak anlamında çok büyük bir ufuk açıyor. Ama ürün tasarımı bildiğiniz gibi çok teknik unsurları, estetik unsurları ve endüstriyel üretim unsurlarını bir arada barındırdığı ve riskleri, ekonomik riskleri de ürün sahipleri için barındırdığı için doğrulama prosesi açısından 3 boyutlu yazıcılar çok önemli bir enstrüman. Özellikle son dönemde bu teknolojilerin ulaşılabilir olması, farklı malzeme ve teknolojilerle istediğimiz ürünlerin prototiplerini gerçekleştirebilme yeteneği bizim hayatımıza büyük kolaylıklar kazandırıyor. Bazen konsept aşamasında çok uçuk kaçık bir takım formlar elde ettiğimiz zaman bunları deneyimlemek için gerek kullanım açısından, gerek temas etmek açısından, gerek de estetik özelliklerini, proporsiyonel özelliklerini anlamak açısından 3 boyutlu yazıcılarla ortaya çıkarıp deneyimliyoruz. Bazen de bütün ürün geliştirme süreci sonunda artık mühendisliği tamamlanmış bir ürünün tüm mekanik özelliklerini tecrübe etmek için kalıp yatırımına gerçekten karar verebilmek ve oradaki riskleri gerçekten iyi bir şekilde elemine ettiğimizi kavrayabilmek için 3 boyutlu yazıcıların sonuçlarına başvuruyoruz. Pandemi sürecinde ben 2 şeye şahit oldum. Bir, kolektif akılla ortaya çıkan ve sosyal inovasyonu içeren projelerle 3 boyutlu yazıcılar hayatımıza çok ilginç bir vizyon kattı. Gelecekte bir community'nin ortak fikirlerle ortaya çıkardığı ürünlerin 3 boyutlu yazıcılarla eş zamanlı tüm dünyada üretilebileceğinin çok önemli bir işareti ve güzel bir örneğiydi. Biz de pandemi sürecinde belli dönemlerde ofisi kapatarak evden çalışma modeline geçtik. Şanslıydık bu anlamda çünkü ekipmanımız çok iyi, 3 boyutlu yazıcılarımız var ve bazı mühendis arkadaşlarımız evlerine götürdükleri 3 boyutlu yazıcılarla yine uzaktan birbirimiz arasında dönen mühendislik datalarını evlerinde üreterek tasarım doğrulama süreçlerini yine yönetmeyi başarabildi. O yüzden bu yönüyle de biz 3 boyutlu yazıcıların hayatımıza katkısını keşfetmiş olduk ve çözümlere daha yakın olmaya başladık ve biraz daha fazla farklı teknolojileri izler hale geldik. 3 boyutlu yazıcıları kullanırken elbette tasarım doğrulamak ya da estetik formları görmek adına bir takım malzemeler kullanıyoruz. Bunlar dokusuyla, rengiyle bize fikirler veriyor. Elbette biz bir endüstriyel tasarım ajansıyız, ürün geliştirme ajansıyız. Bizim prototipini yaptığımız ürünlerin sonuçta gerçek malzemelerle hayata geçmesi önemli. Dolayısıyla biz yine ürettiğimiz seri üretim ham maddelerini daha çok ulaşmaya çalışıyoruz. Yakın zamana kadar bunlar çok mümkün değildi. PLA gibi malzemeler vardı ama son dönemde PETG, ABS gibi malzemelerle hayatımız zenginleşti. Üstelik malzemelerin mekanik özellikleri gerçek üretime yakın sonuçlar verdiği için tasarım doğrulamada malzeme mekaniği açısından da bize fırsatlar sundu. Bu şekilde aynı zamanda da çok renk çeşitliliği olmaya başladığı için ürünlerdeki o renk kombinasyonlarını tasarım prototiplerinde görme olanağımız ortaya çıktı. Ama dediğim gibi daha çok PETG ve ABS bizim için taşıyıcı bir malzeme alanı oldu. Yazıcıların tabii hayatımıza girmesiyle beklentilerimiz de değişti.
önceden sadece bir katmanlı üretimin fiziksel sonuçları bizi tatmin ediyordu. Ama tabii önümüze konulan enstrümanlar, gelişmelerle beraber bizim beklentilerimiz de arttı. Öncelikle tabii teknik sonuçlar ve doğrulama işi yaptığımız için 3 boyutlu yazıcılardan olabildiğince hassas parça üretimi beklentimiz var. Bunu karşılayabildiğimizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 3 boyutlu yazıcılarda çoklu üretime uygun platformların gelişmesi, uzaktan izleyebilme yetenekleri, farklı malzemelerin aynı prototip üzerinde işlenebilir şekilde çoklu üretim yapabilmesi, yani birbirle entegre farklı mekanik özelliklerine sahip malzemelerle üretim yapabilmesi gibi beklentilerimiz var. Ben de mesela hobi olarak da olsa bir farm kurma hayalini kuruyorum. Gelecekte üretimlerin böyle masif fabrikalarda değil, küçük alanlarda, küçük ofislerde, küçük plantlerde yapılacağını düşünüyoruz. 3 boyutlu yazıcılar bu konuda çok ciddi bir fikir veriyor. Bu hassasiyeti, bu teknolojiyi bir an önce yakalamasını bekliyoruz. Ki gelecekteki o masif, fazla enerji tüketen fabrikalar ortadan kalksın. Kişiselleştirmeye uygun ürünleri, şurası şöyle olsun, üstüne bir doku ekleyelim, benim ürünüm şu renk olsun gibi kişilerin bile tasarım yapabileceği düzeyde bir üretim alanı oluşturması açısından önemli bir teknolojik fark yaratacağını öngördüğüm için bu teknolojileri bir an önce hayatımıza sunmalarını bekliyoruz. 3 boyutlu yazıcıların yaratacağı mikro üretim merkezleri gelecekte hem tasarımcılar için hem bireysel üreticiler için, yani bugün makerlar deniyor ama gelecekte onların da daha bir üst segmente taşınacağını düşünüyorum. Bugün makerlar hobi şeklinde bunu yapıyor ama formal bir eğitim metotlarıyla daha multidisipliner ekipler oluştuğunda çok daha mikro ölçekte yüksek teknolojili ürünler, çok daha parlak fikirlere sahip ürünler çıkacak ve bunlar lokallerde üretilebilerek hayatımıza çok daha çeşitli olarak girecek. Gelecekte ben artık yedek parça üretiminin olmayacağını, insanların ekranlardan seçim yaparak satın aldıkları ürünlerin bütün yedek parça birimlerine çok küçük cüzi miktarlarda para ödeyerek ulaşabileceğini düşünüyorum. Hatta gelecekte bir ürünü bir yerden bir yere taşımak yerine sadece datasını satın alıp üreterek o ürünü kullanabilir hale gelebileceğimizi düşünüyorum. Bunu işte komünitelerden örnek olarak görebiliyoruz. Tabii daha heykel bazlı ya da küçük eğlenceli nesne bazlı bugün bunu yaşıyoruz ama gelecekte bütün bu teknolojiler hibrit bir şekilde hayatımıza girdiğinde elektroniğini bile 3 boyutlu olarak yazıcılarla katmanlı üretimle basabilecek teknolojiler oluşacak ve insanlar elektronik ürünleri satın alırken kullanmadığı özellikleri eleyip beklentilerine uygun ürün kombinasyonlarını yaparak lokal üretim noktalarında bunları üretebilecekler. Bunun mümkün olabilmesi için de bu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, arka tarafında da yazılımsal olarak gelişmesi gerekiyor. Çok hızlı gelişiyor. Yani bizim 5 yıl önceki, 3 yıl önceki kullandığımız teknolojiler zaman zaman aynı olsa bile ortaya koydukları verimlilik çok dramatik bir şekilde artmış durumda. Gelecekte ben bütün hayatımızı kaplayacağını, tıpkı bir matkabı dolabınızda barındırır gibi her evde bir 3 boyutlu yazıcının bir taşıyıcı ürün olabileceğini öngörüyorum. Her evin bir yardımcı elemanı gibi hayatımıza destek vereceğini düşünüyorum.